Arkadaşlar Kanuni'nin diğer seferleriyle devam edin. Neyi gördük siz de batıdaki seferlerini? Şimdi denizlerdeki gelişmelere bakalım. Arkadaşlar birincisi şu, 1522'de Rodos adası fethedilir. Tapınak şövalyeleri, Rodos şövalyelerinden bu ada alınır. Rodos'u da Fatih Sultan Mehmet döneminde Rodos'ta kuşatılmış, alınamamıştı. İşte Belgrad ve Rodos Fatih döneminde kuşatılıp alınmayan ama Kanuni döneminde alınan yerler oldu. Tamam, birincisi bu. Arkadaşlar ikincisi 1533 yılında Cezayir Osmanlı'ya katılır. Cezayir Hızır Reis yani Barbaros Hayrettin Paşa'nın denetim altındaydı. Barbaros Hayrettin'in Osmanlı hizmetine girmesiyle birlikte ki Kanuni Barbaros Hayrettin'e kaptan deryalık payesini verdi. Bu yüzden de Cezayir toprakları Osmanlı'ya katıldı. O zaman Cezayir'in Osmanlı'ya katılması Barbaros Hayrettin'in yani Hızır Reis'in Osmanlı hizmetine girmesiyle oldu. Bunu da gördük Hızır Reis, Barbaros Hayrettin. Bunları denizlerdeki gelişmeleri unutmayın arkadaşlar. 1538'de Pireveze Deniz Savaşı oldu. Pireveze Deniz Savaşı Osmanlı'nın en meşhur deniz savaşıdır. Arkadaşlar Pireveze Deniz Savaşı Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osman donanmasıyla bizim kaptan deryamız Barbaros Hayrettin onun komutasındaki Osman donanmasıyla Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması arasında yapılmış bir savaştır. Peki Haçlı donanmasında kim var? Venedik var, Malta var, Portekiz var, İspanya var. Bunlar bir araya geliyorlar, Osmanlı'ya saldırıyorlar. Akdeniz'de oluyor bu savaş ve bizim donanmamızdan kat kat güçlü bir donanması var. Ama Barbaros Hayrettin çok akıllı ve iyi bir komutan, dahi bir deniz komutanı, amiral yani kaptan derya. Burada Turan taktiği uygulanıyor ki Malazgirt'te olduğu gibi biliyorsunuz Turan taktiği Türk savaş taktiğidir. Ve bu taktik sayesinde galip geliyor. Yani olayı şöyle değerlendirebiliriz. Bizim topların menzil mesafesi ki biz gelişmişiz o noktada yükselme döneminde 1500 metre, onlarınki 500 metre. Barbaros Hayrettin sürekli geriye çekilerek mesafeyi 1200-1300 metrelerde koruyor. Biz atıyoruz onların gemisine batırıyoruz. Onlar atıyor suya düşüyor bombaları. Ve biz burada büyük bir zafer kazanıyoruz. Bu zafer ile bakın Pireveze Deniz Zaferi ile Akdeniz bir Türk gölü oluyor. Hatırlayın Karadeniz'i ve Ege'yi Türk gölü yapan Fatih Sultan Mehmet'tir. Ama Akdeniz'i bir Türk gölü yapan Kanuni Sultan Süleyman'dır. Emeği geçen kaptan derya Barbaros Hayrettin Paşa'dır. Ki Pireveze Deniz Savaşı'nın tarihi 28 Eylül 1538'dir. O yüzden 28 Eylül 1538 Türk denizcilik tarihinde donanma günü olarak geçer. Tamam mıdır arkadaşlar? Peki Pireveze'yi de kapattım. Geliyorum 1551'e. Artık Barbaros Hayrettin hayatını kaybeder. Yerine o Kanuni'nin yeni kaptan deryası Turgut Reis olur. Turgut Reis de Barbaros Hayrettin kadar kıymetli bir kaptan deryadır. Arkadaşlar Turgut Reis Trablusgarp'ı yani bugünkü Libya topraklarını 1551'de fetheder. Saint-Jean şövalyelerinden bu toprakları alır. Ne oluyor o zaman? Ne yaptık? Mısır'ı aldı Yavuz Sultan Selim. Cezayir'i aldı Barbaros'un bize katılmasıyla Osmanlı. Şimdi Trablusgarp'ı da aldı. Yani Kuzey Afrika'da fetihler devam eder. Arkadaşlar 1560'da Tunus'u 2. Selim döneminde alacağız biz. Cerbe Tunus'un kuzeyindeki bir adadır arkadaşlar. Cerbe Deniz Savaşı yapılır. Yine Turgut Reis vardır. Kaptan deryamız. Cerbe Deniz Savaşı 1560 tarihinde yine Haçlı donanmasıyla olur. Burada da Osmanlı donanması müthiş bir galibiyet elde eder ki deniz kuvvetlerinde iki savaş kutlanır. Bunlardan bir tanesi Pireveze, diğeri Cerbe Deniz Savaşı'dır. Cerbe Deniz Savaşı ile Cerbe adası ele geçirilir. İspanya liderliğinde Haçlı donanması yapılmış bir savaştır. Arkadaşlar geliyorum 1565 yılında Malta adası kuşatılır. Yine kaptan deryamız Turgut Reis'tir. Fakat burada bir sorunumuz vardır. Bu kuşatma sırasında unutmayın bunu da Turgut Reis şehit düşer. Bizim çok ünlü bir devlet adamımızın, komutanımızın şehit düşmesi her zaman soru olarak bize sorulacak sorulardandır. Bunu unutmayın. Malta kuşatması sırasında Turgut Reis şehit düşünce kuşatma kaldırılır. Yani Malta adası hiçbir zaman bizim elimize geçmedi arkadaşlar. Tamam mıdır? 1566 yılında ki Turgut Reis'in yerine Piyale Paşa artık Kaptan Derya olur. Sakız Adası 1566 yılında fethedilir.
Buraya kadar anlaştık mı? Rodos alındı, Cezayir alındı, Pirevizdeniz Savaşı ile Akdeniz Türk Gölü oldu, Trablusgarp alındı, Cerbe Adası alındı, Malta kuşatıldı ama alınamadı, Sakız Adası alındı. Bunlar Kanuni dönemidir. Kanuni döneminin diğer bir önemli olayı ise Hint deniz seferleridir. Hindistan'a 4 sefer düzenler Osmanlı. Şimdi bunun hikayesini anlatayım size. Arkadaşlar, coğrafi keşifler, işte burada şöyle bir sıkıntımız var. Yükselme bittikten sonra size coğrafi keşifleri anlatacağım. Oysa ki yükselmenin içerisindeki olaylara etki eden belli başlı olaylardan birisi de coğrafi keşiflerin sonuçlarıdır. Ama ben bunu coğrafi keşifleri anlatırken size mümkün olduğu kadar anlayabileceğiniz hale getireceğim. Tamam, bunlardan da dem vuracağım. Olay şu, coğrafi keşiflerle Hindistan Portekiz sömürgesi altına girer. Artık Hindistan'daki mallar Osmanlı üzerinden değil, Ümit burnundan, fırtınalar burnundan, Afrika'nın güneyinden Avrupa'ya gitmeye başlar. Yani Akdeniz ticareti önemini kaybeder, Atlas Okyanusu ticareti önem kazanır. O zaman Osmanlı ciddi bir ekonomik kayıpla karşı karşıya kalır. İkincisi ise şudur, Hindistan Müslümandır. Hindistan büyük oranda Müslümandı o dönemlerde arkadaşlar. Ve Portekiz Hristiyandır. Oradaki Müslümanlar da zulmeder. Ve orada bir hanlık var. Gücerat Hanlığı. Bakın, Gücerat. Gücerat Hanlığı var. Bu hanlığı da unutmuyorsunuz. Gücerat Hanlığı Portekiz baskısından dolayı Osmanlı'dan yardım ister. Ve Kanuni de Hindistan'ı 4 sefer düzenleme, yani sefer düzenleme kararı alınır. 4 tane sefer düzenlenir. Şimdi o zaman bu seferin düzenlenmesinin birinci sebebi baharat yolunu canlandırmak, yani Portekiz'i Hindistan'dan atmak. İkinci sebebi ise Gücerat Hanlığı'na, oradaki Müslümanlara yardım etmek. Kimlik ne? Halife. Biliyorsunuz Yavuz halifeliği aldı, Kanuni halife. Yavuz da halife, Kanuni de halife oldu. Şimdi Yavuz Sultan Selim bu yüzden ilk olarak Hadım Süleyman Paşa'yı sefere gönderir. Birinci seferi gerçekleştiren Hadım Süleyman Paşa'dır. Başarısız olur. İkinci sefere Pir Reis'i gönderir. Pir Reis de başarısız olur. Üçüncü sefere Murat Reis'i gönderir. Murat Reis de başarısız olur. Dördüncü sefere Seyidi Ali Reis'i gönderir. O da başarısız olur. Yani dört seferin dördünde de Osmanlı başarısız olur. Hadım Süleyman, Pir Reis, Murat Reis ve Seyidi Ali Reis. Dördü de başarısız olur. Peki hocam niye başarısız oldu? Şimdi bunun temel sebeplerinden bir tanesi, aman baharat bize ne kazandırıyor ki? Osmanlı güçlü, çok önemsemedi belki de. Ama diğer sebepleri tekniktir. Biz iç deniz ülkesiyiz, Akdeniz ülkesiyiz. Bizim gemilerimiz Akdeniz'e göredir. Oradaki suya göredir, oradaki fırtınaya göredir. Biz oraya alışmışız. Bizim kaptan deryalarımızın tecrübesi de bu kadardır. Ama savaş Hint Okyanusu'nda oluyor. Hint Okyanusu'nda yani nereler güvenli, nereler değil, fırtına nereden gelir, nereden gelmez, gemi nereye sürüklenir bilmiyoruz. O zaman bu savaşı kaybetmemizin temel sebeplerinden bir tanesi kaptan deryalarımızın okyanus tecrübesinin olmamasıdır. Gemilerimizin fırtınalara dayanıklı olmamasıdır. Bizim nerelerden fırtınalar gelir, nereler sığınacak limanlardır bunu bilmiyor olmamızdan kaynaklanır ki Basra Körfezi'ne defalarca bizim donanmayı hapsetmişlerdir. Mesela Pir Reis, yani düşünebiliyor musunuz, donanmayı kaptırmış yani. Ve Pir Reis Bağdat'tan arkadaşlar, yani Irak'tan İstanbul'a yani yürüyerek gelmiş bu ekibiyle birlikte. Doğal olarak Pir Reis Kanuni'nin emriyle idam edilmiştir arkadaşlar. Yani Osmanlı Devleti'nin okyanus tecrübesizliği bu savaşın kaybedilmesine sebep olmuş. Ama biz bu savaşta Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ne egemen olduk. Ha, Hint Okyanusu'ndaki egemenliğimizi kuramadık. Şunu kabul ettik, tamam, Portekiz Hindistan'a egemen, baharat yolu da önemini kaybetmiştir. Bunu kabullendik ama gitmişken de Kızıldeniz, o Madagaskar'ın olduğu yer, Somali'nin olduğu yerleri, Basra Körfezi'ni, İran güneyini ele geçirdik. Yani oralarda hakimiyeti pekiştirdik. Ama şunu anladık ki biz Akdeniz ülkesiyiz. Yani okyanuslara çıkacak tecrübeye sahip değiliz ve baharat yolu da önemini kaybetmiştir. Bunu anladık biz burada. Ama çok önemli arkadaşlar, sorular gündeme geldi burada. Birincisi şu, Pir Reis kim? İkincisi şu, Seyidi Ali Reis kim? Bunların cevabını vermek istiyorum. Arkadaşlar, Pir Reis dünya haritasını çizen ilk Türk denizcidir. Ve bu haritayı Yavuz Sultan Selim döneminde çizmiştir. Dünya haritasını çiziyor, düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Önemli bir bilgi. O zaman dünya haritasını çizen ilk Türk denizci kim olmuş oldu? Pir Reis. İkincisi ise Pir Reis Kanuni döneminde Kitab-ül Bahır diye bir eser yazar.
Kitab-ül Bahır ve bunu da Kanuni hediye eder. Kitab-ül Bahır denizlerin kitabı. Gezip gördüğü yerleri anlatır bu eserinde. O zaman dünya haritasını çizen ilk Türk denizcinin Pir Reis olduğunu ve eser en büyük eserin Kitab-ül Bahır olduğunu unutmuyoruz. İkincisi Seyidi Ali Reis kim? Seyidi Ali Reis 4. Hint Seferi'ne katıldı ve giderken gezip gördüğü yerlerde kaleme aldı ve bir eser meydana getirdi. O eserin adı Miratül Memalik'tir. Arkadaşlar Miratül Memalik eseri, Memalik, bir de yazabilsem arkadaşlar, yazabilsem. Miratül Memalik eseri şu e. Miratül Memalik eseri bir seyahatname niteliğindedir. Yani Hint Deniz Seferi'nde gördüğü yerleri yazmıştır. Memleketlerin aynası demektir. O yüzden Miratül Memalik'in Seyidi Ali Reis'e olduğunu, ait olduğunu, Kitab-ül Bahır'ın Pir Reis'e ait olduğunu, bunların Türk tarihinin önemli denizcileri olduğunu bizim unutmamamız gerekiyor. Özellikle Pir Reis'in dünya haritasını unutmamak gerekiyor. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi Kanuni'nin geldik Doğu Seferi'ne. Yani batıyı gördük, denizi gördük, doğu gördük. Hava yok çünkü. Hava kuvvetleri o dönemde yok. Şimdi doğudaki bizim problemimiz İran. Safevi devleti. Yani artık Safevi demiyoruz, İran devleti diyoruz. Yavuz'da Safevi diyorduk. Şimdi Şah İsmail ölüyor. Yerine Şah Tahmasp geçiyor. Şah Tahmasp Şah İsmail'den kalma sorunları politik haline getiriyor. Yani Osmanlı'ya kin besliyor, düşmanlık besliyor. Bununla da kalmaz gibi Şarken'le ittifak yapıyor Osmanlı'ya karşı. Bizim düşmanımız Şarken zaten, yani Alman İmparatoru Şarken düşmanımız ve Tahmasp hem Osmanlı'ya düşmanlık besliyor hem de Osmanlı'nın düşmanını destekliyor. Yavuz da sen bilirsin koçum diyor. Ve İran'a 3 sefer düzenliyor Yavuz. Yavuz diyorum, Kanuni, çok özür. Kanuni Sultan Süleyman, 1. Süleyman. İran'a 3 sefer düzenliyor. Üçünde de galip geliyor. Yani Tahmasp'a haddini bildiriyor. Ve 1555 yılında Amasya Antlaşması imzalanıyor. Peki ben bundan önceki derslerimizde İran'la herhangi bir antlaşmadan bahsettim mi? Hayır. O yüzden İran'la imzalanan ilk resmi antlaşma, ilk antlaşma Amasya Antlaşması oluyor. Bunu unutmuyorsunuz. O zaman Osmanlı'nın İran'la imzaladığı ilk antlaşma Amasya Antlaşması'dır. Diğer bir ifadeyle ilk resmi antlaşma Amasya Antlaşması'dır. Kanuni döneminde imzalanmıştır. Yani 1. Süleyman döneminde imzalanmıştır. Arkadaşlar bu antlaşmayla Tebriz, Erivan, Irak toprakları Osmanlı'nın eline geçer. Yani Osmanlı Irak'ı fethetti, Tebriz'i fethetti, Erivan'ı fethetti. Yani Kafkaslardan güneye kadar olan, Irak topraklarına kadar olan toprakları, bölgeyi ele geçirmiş oldu. Tamam mıdır? Önemlidir. Hangi padişah dönemi, ilk antlaşma, kim imzalandı, bunları bilmeniz gerekir, unutmamanız lazım. Arkadaşlar Kanuni döneminin önemli simaları vardır. En önemli simasını söyledik size. Barbaros Hayrettin, diğerini söyledim. Turgut Reis, diğerini söyledim. Ebu Suud Efendi, diğerini söyledim. Piri Reis, diğerini söyledim. Seyidi Ali Reis. Bunlar meşhurdur ama bunların dışında arkadaşlar Fuzuli şairdir, Baki şairdir. Pir Sultan Abdal hem şairdir hem tasavvuf ehlidir. Matrakçı Nasuh, nakkaştır, matematikçidir. Önemli bir matematikçidir. Eskişehir'in minyatürünü yapmıştır arkadaşlar. Şeyh Namici Arif, yani Arifi Fethullah Efendi. Osmanlı'nın ilk şehnamecisi aslında Şehdi'dir. Fatih dönemidir. Ama bu resmi değildir. Yazmaya başlamıştır. Ama Osmanlı'nın resmi şehnamecisi Kanuni döneminde başlar. Hani maaş almaya başlayan, kadroyla başlayan anlamında atanmış artık yani. Onun adı da Arifi Fethullah Efendi, Şehnameci Arifi diye geçer. Tamam mı arkadaşlar? Şehnameci devletin resmi tarihçisi. 17. yüzyılın sonlarında bunun adı Avrupa'nın etkisiyle Vakanüvis olacak. Vakanüvis Osmanlı'da resmi tarihçiye verilen isimdir. Peki klasik dönemde adı neymiş? Şehnameciymiş. Tamam mıdır? Klasik dönem yükselme dönemidir diğer bir ifadeyle. Bunları unutmuyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar kapitülasyonlardan bahsedeceğim size. Kapitülasyon imtiyazı mahsusadır, imtiyazdır. Biz buna imtiyaz deriz, Fransa ya da Avrupa ise kapitülasyon der. Şimdi şöyle tarif edeyim size. İlk
kapitülasyon yani imtiyaz, ilk kapitülasyon Fatih Sultan Mehmet döneminde 1479'da Venedik'e verildi. Venedik'e hem gümrük indirimi sağlandı hem balyoz denilen elçi bulundurma hakkı verildi. Balyoz İstanbul'da. Arkadaşlar 1535 yılında Fransa'ya kapitülasyon verildi. Bu ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde oldu. Şöyle hem ticari hem hukuki yani adli hukuki hem de arkadaşlar siyasi kapitülasyon verildi. Ne demek istedim yani? Gümrük indirimi sağlandı, mahkeme açma hakkı verildi, elçi bulundurma hakkı verildi. Fakat şöyle denildi, bu kapitülasyonlar iki hükümdarın ömrüyle sınırlıdır denildi. Yani bu kapitülasyonlar Kanuni Sultan Süleyman'la Fransa Kralı François arasındadır denildi. O zaman ikisinden birisi öldüğünde bu kapitülasyon bitecek demektir. Tamam mıdır arkadaşlar? Bu Kanuni'nin uyanıklığını gösterir. Kanuni döneminde bu kapitülasyon bize fayda sağlayabilir ama ondan sonraki dönemlerde zarar verebilir. O yüzden Kanuni ne dedi? Ben öldükten sonra kapitülasyonlar biter dedi. Ama Kanuni'den sonra gelen hükümdarlar Fransa'nın dostluğuna ihtiyaç hissettiği için ya da Fransa Osmanlı'nın dostluğuna ihtiyaç hissettiği için bu antlaşmayı kendi dönemleri için imzalamışlardır. Tamam mıdır? Bakın şimdi. O halde gerek şurayı hemen siliyorum. Gerek Fatih. Şurayı siliyorum. Gerek Fatih. Gerekse Kanuni. Bu kapitülasyonları niye verdi? Bu kapitülasyonları vermesinin sebebi Akdeniz ticaretini canlandırmak. Birinci sebebi budur. Akdeniz ticaretini canlandırmak. İkinci sebebi ise Haçlı Birliği'ni parçalamak. Haçlı Birliği'ni parçalamak. Yani gerek Fatih'in Venedik'e, gerek Kanuni'nin Fransa'ya kapitülasyon vermesinin temel sebebi iki tane. Bir, ticareti canlandırmak. İki, Haçlı Birliği'ni parçalamak. Yani Osmanlı'ya karşı oluşacak olası bir Haçlı Birliği'nden Venedik'i çekmek, olası bir Haçlı Birliği'nden Fransa'yı çekmek. Fatih buna ek olarak hatırlayın, azınlıklara dinsel özgürlük verdi, iyi davrandı. Papa ne dedi? Fatih İstanbul'u şimdi fethetti dedi. Buna ek olarak Kanuni Muhaç seferine çıktı, Fransa Kralı François'yı kurtardı. Hatırladık mı? Peki, devam eden süreçte, bakın çizgi altı yapıyorum. Devam eden süreçte 1740 kapitülasyonları ile kapitülasyon sürekli hale getirildi. Arkadaşlar bunu imzalayan padişah 1. Mahmut'tur. 1. Mahmut döneminde imzalanan antlaşmayla iki hükümdarın ömrüyle sınırlıdır maddesi kaldırıldı. Ve böylelikle kapitülasyonlar sürekli hale geldi. Peki Osmanlı derdi ne? Osmanlı Avusturya ve Rusya ile savaşıyor. Burada Fransa'nın dostluğuna ihtiyaç hissettiği için, diplomatik dostluğuna ihtiyaç hissettiği için zayıf olduğundan dolayı yani. Fransa'nın kapitülasyon hakkını sürekli hale getiriyor. O zaman 18. yüzyılda, 19. yüzyılda kapitülasyonların mantığı yükselme dönemindeki kapitülasyonların mantığından farklı. Doğru mu arkadaşlar? Peki sonra ne oldu? 1833'te Balta Limanı ticaret antlaşması ile Osmanlı, ben bunu ileride size anlatacağım, direkt cümlesini söyleyeyim. Osmanlı Avrupa'nın açık pazarı yani sömürgesi durumuna geldi. Balta Limanı ticaret antlaşmasıyla. Arkadaşlar 1923 Lozan antlaşmasıyla kapitülasyonlar kaldırıldı. Ve böylelikle Türkiye ekonomik bağımsızlığını kazanmış oldu. Seyir bu. Tamam mıdır? Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki dersimizde size Kanuni'yi bitirdim. Bundan sonraki dersimizde size 2. Selim'i anlatacağım. Ondan sonra 2. Selim ve 3. Murat'ı anlatacağım. Ondan sonra kanal projelerinden bahsedeceğim. Kanal projelerini anlatırken yani Süveyş, Don Volga
İzmit, Sapanca kanal projelerini anlatırken Osmanlı'nın neden böyle bir şey yapmaya ihtiyaç duyduğundan bahsedeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar merhabalar. Bundan önceki dersimizde Fatih, 2. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerini bitirdik. Aslında yükselme dönemi, yani dünya gücü Osmanlı, muhteşem yüzyıl dönemini bitirmiş olduk. Bununla ilgili mutlaka benim tarihim soru bankasının mevcut sorularını çözün, çıkmış soruları çözün. Ondan sonra diğer konuya geçin. Konu bütünlüğü dağılmasın diye son iki padişahı da buraya ekledik. 2. Selim ve 3. Murat'ı. Onların dönemlerini de bir görelim sizin. Ondan sonra coğrafi keşiflere bakalım, Rönesans reformu bakalım. Yani Avrupa tarihine bakalım. Şunu hatırlayın arkadaşlar. Kanuni'nin son seferi Zigetvar seferiydi 1566'da. Sefer sırasında Kanuni hayatını kaybetti. Ve yerine 2. Selim hükümdar oldu. 2. Selim Kanuni'nin oğlu ve lakabı ya da işte anılan ismiyle Sarı Selim. Sarı Selim olarak bilinir. Sarı Selim'in şöyle bir özelliği var. Bizim padişahların hemen hemen hepsi, yani hemen hemen hepsi değil, 2. Selim'e kadar hepsi ordunun başında sefere çıktı. Ama 2. Selim, Sarı Selim ordunun başında sefere çıkmayan ilk Osmanlı padişahı oldu. Bunu unutmuyoruz. Birincisi bu. Neymiş? Ordunun başında sefere çıkmayan ilk Osmanlı padişahı. Arkadaşlar ikinci bilgi de şudur. Normalde 2. Selim'e kadar hep cülüs bahşişi Yeniçeri'ye, Kapıkulu'ya dağıtılırdı. Bazı dönemlerde halka da dağıtıldığı olmuştur tabii ki. Ama 2. Selim'le birlikte cülüs bahşişi ilmiye grubuna da, yani ulema grubuna da dağıtılmaya başlandı. İşte bundan sonra çıkacak Yeniçeri isyanlarının temel sebebi hani paralarını zamanında alamamaları olacak ya, işte bu Yeniçeri'ye de genellikle ulema cülüs bahşişinden faydalanmak amacıyla desteklerini verecektir. Bağlantıyı da buradan kurmuş oluyorsunuz. O zaman şöyle baktığımızda ordunun başında sefere çıkmayan ilk Osmanlı padişahıdır. Bundan önceki padişahların hepsi sefere çıktı. Cülüs bahşişini ilmeye dağıtan padişahtır. İlk defa bu dönemde bu gelişme başladı, ortaya çıktı. Şimdi 2. Selim döneminde yapılan işler neler, ona bir bakalım. Birincisi arkadaşlar 1568'de Yemen fethedildi. Aslında Kanuni'nin Hint deniz seferleri sırasında oralarda egemenlik sağlanmıştı. Ama Yemen tarafı çok isyanın çıktığı bir yerdir Osmanlı Devleti'nde ki her yıl mutlaka oralarda isyan çıkmış ve Osmanlı ciddi kuvvetler göndermiş, başını ağrıtmış Yemen. 1568'de 2. Selim oraya ordusunu gönderir. Yemen tamamen Osmanlı topraklarına katılır. Yani Yemen fethedilir. Tabi bu arada şunu da unutmuyorsunuz. Sokullu Mehmet Paşa 1564-1579 yılları arası Osmanlı sadrazamı. Kanuni'nin son iki yılı Sokullu'ya denk gelir. 2. Selim'in saltanat yıllarının tamamı Sokullu'ya denk gelir. Olay şudur aslında. 2. Selim devlet işleriyle ilgilenmiştir ama çok da fazla ilgilenmemiştir. İşleri sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa'ya bırakmıştır. Burada ön plana çıkan isim Sokullu Mehmet Paşa'dır ki 2. Selim öldükten sonra yerine 3. Murat geçecektir. 3. Murat'ın belli bir dönemi de Sokullu Mehmet Paşa dönemi olarak adlandırılacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Ne yaptı? Yemen seferi yapıldı ve Yemen fethedildi. Yani fetih gerçekleşti. Arkadaşlar 1569'da Astrahan seferine çıkıldı. Burada küçük bir olay anlatayım ben size. 15. yüzyıla kadar tarihte şöyle bir devlet yok. Rus Çarlığı diye bir devlet yok. Hep Moskova Knezlikleri diye geçer. Bu Moskova Knezlikleri 16. yüzyılda bir araya geldi ve Rus Çarlığı'nı kurdu. Rus Çarlığı 16. yüzyılda kuruldu. Kur'an'da Korkunç İvan'dır. Yani 4. İvan'dır. Ki bu tarihlerde de şunu bilgiyi hemen birleştirin. Timuriler tarafından yıkılan bir devletimiz vardı bizim. Altın Ordu Devleti. Altın Ordu Devleti parçalandı. Yerine hanlıklar kuruldu. Ben bu hanlıklarda yazmıştım size. Geçmiş derslerimizde hatırlayın bunu. Ne oldu? Korkunç İvan Çarlığı kurduktan sonra ilk Rus Çarı Korkunç İvan'dır. 4. İvan'dır. Bu Altın Ordu Devleti'nin parçalanmasıyla kurulan hanlıkları teker teker almaya başladı. Mesela ilk olarak Kazan Hanlığı Rus egemenine girdi. Onun arkasından Astrahan Hanlığı Rus egemenine girdi. Buralar Türklerin yaşadığı coğrafyalardı ve o coğrafyalarda
Ruslar Türklere baskı yapmaya başladı. İkinci Selim o Rus baskısından dolayı Astrahanlıları kurtarmak amacıyla Astrahan seferine çıktı. Astrahan seferine çıkılır arkadaşlar ama bu sefer başarısız olur. Devam ediyorum. 1570 tarihinde Kıbrıs adası fethedilir. Kıbrıs adasını arkadaşlar Lala Mustafa Paşa fethetti. Bu ismi unutmayın. Tamam, zaten Kıbrıs'ta Lala Mustafa Paşa Camii vardır. Lala Mustafa Paşa tarafından Kıbrıs adası 1570 tarihinde fethedilir. Tabii Kıbrıs'ın şöyle bir özelliği vardı. Kıbrıs Doğu Akdeniz'deki en büyük adalarımızdan bir tanesidir. Kıbrıs'ın fethiyle birlikte Doğu Akdeniz Osmanlı egemenliğine girer. Peki hocam niye fethedildi Kıbrıs? Çünkü Kıbrıs'ta Venedikli korsanlar vardı ve bize ödemesi gereken vergiyi Venedik ödemeyince II. Selim gönderdi Lala Mustafa Paşa'yı ve Kıbrıs'ı fethettirdi ki II. Selim'in babasına da buna dair bir sözü vardır. Eğer padişah olursam baba kesinlikle Kıbrıs'ı fethedeceğim demiştir ve sözünü de tutmuştur. Göndermiştir ordusunu, donanmasını ve Kıbrıs'ı fethetmiştir. Kıbrıs'ın fethiyle Doğu Akdeniz Osmanlı egemenliğine de girmiş olur. Kıbrıs hala günümüzde de gündemde olan Yunanistan'la benim aramda sorun teşkil eden bir meseledir. Ama Birleşmiş Milletler gözetiminde sorun olarak devam etmektedir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada diğer bir bilgi şudur. Kıbrıs'ın fethi Avrupa'da heyecan yaratır. Avrupalılar çok üzülürler ve bize saldırırlar. 1571 yılında bir yıl sonra İnebahtı Deniz Savaşı yapılır. O zaman İnebahtı Deniz Savaşı'na sebep olan olay Kıbrıs'ın fethidir. Tamam mı? Venedik liderliğinde büyük bir Haçlı donanması oluşur. Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında İnebahtı Deniz Savaşı yaşanır. Bizim kaptan deryamız Ali Paşa'dır. Haçlıların kaptan deryası Don Juan'dır. Don Juan liderliğinde Haçlı donanması bize saldırır. Hatta burada hani Don Kişot'un yazarı Cervantes bile görev almış, kolunun birisini kaybetmiş, tamam mıdır? Osmanlı burada yenilir ve Osmanlı donanması yakılır. O zaman İnebahtı Deniz Savaşı'nı Osmanlı kaybetti, donanması yakıldı. Bu Avrupa'da müthiş bir şöyle ne dönüşür? Müthiş bir zafer havası estirir. Çünkü yenilmez Türk yenildi yani burada. Enteresan bir durum ortaya çıktı. Hiç Avrupalılar bile beklemiyordu böyle bir şeyi. Bunun için arkadaşlar şölenler düzenlerler, törenler yaparlar. Avrupa'nın Venedik'in sokaklarına heykeller, zafer takları dikerler. Yani bir sürü bir şeyler yaparlar burada. Tabii bakar ki Sokullu Mehmet Paşa Avrupa'da ciddi bir şey var, keyif var. Avrupa'da ciddi bir şölen var. Zevku sefa var, eğlence var, kutlama var bunun üzerine. Venedik elçisini çağırır. Vardı ya balyoz bizde. Venedik elçisini çağırır. Siz ne ayaksınız oğlum der ya. Siz ne ayaksınız? Siz ne yaptınız? Bizim donanmamızı yaktınız. Biz ama Kıbrıs'ı aldık der yani. Biz donanmayı yeniden yaparız. Ama size Kıbrıs'ı kaptırmayız. Yani bunun meşhur cümlesi şudur. Siz donanmamızı yakmakla sakalımızı kestiniz. Kesilen sakal yeniden gelir. Ama biz Kıbrıs'ı almakla kolumuzu kopardık. Kopan kol yerine gelmez. Haddinizi bilin der. Ve bunun üzerine Venedik Osmanlı'dan özür diler elçi aracılığıyla. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi o zaman ne oldu? Osmanlı donanması Venedik'te İnebahtı'da yakıldı. Haçlılar tarafından yakıldı ama biz özel isim olarak ne kullanırız burada? Venedik. Venedikler tarafından yakıldı deriz. İlk defa donanmanın nerede yakıldığını, hangi olay üzerine yakıldığını unutmuyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Sonra tabii Uluç Ali Reis donanmayı toplayacaktır, toparlayacaktır. Şimdi ben burada hemen şunu söyleyeyim. Tarihte bizim donanmamız 4 kez yakılmıştır. Osmanlı donanması 4. Ha, bu arada hocam donanma yakıldı da ne oldu? Sokulu daha muhteşem bir donanma yaptırdı tabii ki. Şimdi 4 kez yakıldı. Ben nerelerde yakıldığını size burada sıralamak istiyorum. Bunu da unutmayın, tamam mı? Kimler yaktı, nerelerde yakıldı unutmuyorsunuz bunu. Arkadaşlar birincisi İnebahtı. 1571 İnebahtı. İnebahtı Deniz Savaşı'nda Venedikliler tarafından yakıldı. İkincisi 1771'de Çeşme'de, İzmir Çeşme'de Ruslar tarafından, Rusya tarafından yakıldı. 1827'de Navarin'de, Navarin Mora Yarımadası'nın kıyısındaki adalardan bir tanesi. Navarin'de İngiliz, Fransız, Rus donanması tarafından yakıldı. Yani aslında Kutsal İttifak tarafından yakıldı. İngiltere, Fransa, Rusya bir araya geldi, bizim donanmamızı yaktı. Ama bu donanma yangınına sebep olan olay, ileride anlatırım, belki aranızda hatırlayanınız vardır. Yunan isyanıdır, Rum isyanıdır. Yunanlar bağımsız olmak amacıyla isyan etti. Hatırlayın, 2. Mahmut Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istedi. Kavalalı geldi, bu isyanı bastırdı. Avrupa buna ciddi tepki gösterdi ve Osmanlı donanmasını yaktılar.
Arkadaşlar sonuncusu ise 1854'te Sinop yangını Rusya'da Rusya tarafından gerçekleştirildi. O zaman İnebahtı, Çeşme, Navarin, Sinop Osmanlı donanmasının yakıldığı yerler oldu. Unutmuyoruz bunları. Ve en son olarak da 2. Selim dönemi ile ilgili en son olarak da bilmemiz gereken bilgi Tunus bu dönemde 1574 yılında fethedildi. Uluç Ali Reis tarafından fethedildi. Tamam mıdır arkadaşlar? 2. Selim döneminin önemli özellikleri bunlar. Geliyorum 3. Murat'a. 2. Selim'in oğlu. Kanuni'nin torunu. Neymiş 3. Murat dönemi? Ona bakalım. Birincisi arkadaşlar İstanbul'dan hiç çıkmamış. İstanbul dışına çıkmamış bir padişah, düşünebiliyor musunuz? Şehzadeliğinde de çıkmamış, padişahlığında da çıkmamış. Yani şöyle söyleyeyim size. Genellikle Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar Kanuni ile birlikte en büyük şehzade sancağa gönderilirdi. Yani normalde bütün şehzadeler sancağa gönderilirdi ama Kanuni döneminde en büyüğü sancağa gönderilmeye başlandı. Tabi bu da kötü bir olay. Sancağa gitmeyen şehzadeler paşa olmaya başlamış yani bu dönemde. Bunun henüz adı şey değil, Kafes Suri değil, 3. Mehmet'in getirici olayı değil. Tabii ki bu da hükümdar olan padişahın, hükümdar olan şehzadenin aynı alışkanlığı devam ettirmesine sebep olmuş. O yüzden 3. Murat İstanbul dışına hiç çıkmamış. Hem seferi çıkmıyor, dikkat edin, hem de İstanbul dışına çıkmamış padişahtır. Bu dönemin en önemli olaylarından bir tanesi de ilk Osmanlı Rasathanesi'nin, gözlem evinin kurulmasıdır. İstanbul'da ilk gözlem evi 3. Murat döneminde kurulmuştur. Unutmuyorsunuz, İstanbul'da ilk gözlem evi 3. Murat döneminde kurulmuştur. Takıyüddin Mehmet tarafından kurulmuştur. Tekrar ediyorum. Osmanlı'da ilk gözlem evi 3. Murat döneminde Takıyüddin Mehmet tarafından kurulmuştur. 1575 tarihinde. 78'de de yıkıldı bu. Arkadaşlar o dönemde Avrupa'da Brahe var. O da bir bilim adamıdır. O da yine gözlem evi kurmuştur ve yıldızları incelemiş. 777 yıldızın yerini tespit etmiştir. Şöyle derler. Takıyüddin Mehmet'in kurmuş olduğu gözlem evinin Avrupa'da kurulan gözlem evlerinden daha mükemmel, aletlerinin daha kaliteli, daha gelişmiş olduğu söylenir ama dönemin Şeyhülislam'ı bunu uğursuzluk sayıyor. Melekleri mi izliyorsunuz diyor gibi laflar ediliyor burada. Uğursuzluk getirir düşüncesiyle o gözlem evi, rasathane yıkılıyor. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu çok enteresan bir şey. Yani ulema grubundaki bozulmuşluğu gösterir bu. Kültür başka bir şeydir, medeniyet başka bir şeydir, akıl başka bir şeydir. Tabi bunu nereden getiriyoruz? 1258 yılında hani İlhanlılar Hülagü, Bağdat'ı yakıp yağmaladı, bizim eserlerimizi Fırat ve Dicle Nehri'ne attı. Yıllarca o nehirler mürekkep renginde, günlerce mürekkep renginde aktığı söylenir. Doğal olarak İslam ilimler bitince artık olaya icma, kıyas, Kur'an, sünnet, içtihat yerine fetva gelmeye başladı. Fetva da uydur gitsin oldu yani. Doğal olarak aklın yerine, akli ilimlerin yerine nakli ilimler hiç akılcı olmayan bir şekilde gündeme gelmeye başladı. Doğal olarak da o dönemin Şeyhülislam'ı uğursuzluk getireceği düşüncesiyle rasathaneye, gözlem evini yıktırdı. Bu problemdir yani. Bilimsel, Osmanlı bilim tarihi adına problem bir olaydır. Arkadaşlar Takıyüddin Mehmet ismini asla unutmuyoruz. Şimdi bu dönemlerde ne oldu bakalım şimdi. 1575'te Lehistan himaye altına alınır. Lehistan bugünkü Polonya'nın eski adı. Tamam mı arkadaşlar? Lehistan himaye altına alındı. Yani Osmanlı Devleti Baltık'a kadar ulaştı. Böyle düşünün. Fetih değil bu. Toprak alma değil, himaye altına alma. Bize vergi verecek anlamına gelir. 1578'de arkadaşlar Vadüs-Seyil Savaşı oldu. Vadüs-Seyil Savaşı ile Fas egemenlik altına alındı. Düşünebiliyor musunuz? Lehistan'ı ve Fas'ı Osmanlı egemenlik altına aldı ve böylelikle Atlas Okyanusu'na ulaştı. Bu da şey değil, yani fetih değil, egemenlik altına alma. Fetih başka bir şeydir. Fetih bizim olması demektir. O zaman 1575'te Lehistan, 1578'de Fas himaye altına alındı. Osmanlı'nın egemenliği Baltık'tan Atlas Okyanusu'na kadar genişledi. Arkadaşlar 1590 yılında tabii bu dönemde İran'la savaşlar devam ediyor. İran'la ciddi savaşlarımız var. 1583'te başlamış savaşlarımız var. Arkadaşlar bu savaşlarda meşale savaşları diye geçer daha çok bu. Bir yazmanıza gerek yok yani, çok da teferruattır bu bilgi.
Bu savaşlarda Osmanlı ciddi bir galibiyet ele geçiriyor ve 1590'da Ferhat Paşa Antlaşması imzalanıyor. Unutmuyorsunuz bunu. Ferhat Paşa Antlaşması imzalanıyor. 1590 Ferhat Paşa Antlaşması'yla, ki kimle imzalanıyor bu? İran'la. Bu antlaşmayla Osmanlı doğudaki Ege'nin sınırlarına ulaşmış oluyor. O zaman Osmanlı'nın doğudaki Ege'nin sınırlarına ulaştığı antlaşma Ferhat Paşa Antlaşması oldu. Bu tarz bilgiler sorulabilecek sorulardır. Dikkat ediyorsunuz, tamam mı arkadaşlar? Şimdi tabii bu 1593'te bir bozgun yılımız var bizim. Kanuni'nin torunları Tel ve Telli Hasan şehit düşüyor Avusturya karşısında. Yenilmez Türk ünvanı Avusturya'nın gözünde bitiyor, tamam mı? Sonra o yüzden 3. Murat'tan sonra tahta çıkacak olan paşa, 3. Mehmet yeter lan diyecek ve sefere çıkacak. Kanuni sefere çıkmıştı. Oğlu 2. Selim çıkmadı, onun oğlu 3. Murat çıkmadı ama 1593'te bozgun yılı yaşanınca 1595'te tahta çıkan 3. Mehmet sefere çıkacak. Avusturya kaptırılan Eğri'yi geri alacak. O yüzden Eğri Fatih olacak. İleride ben bunu size anlatırım ama niye böyle değiniyorum? Bağlantıları güzel kurun diye, tamam mı? Tarihi hazmedin anlamında. Onun mantığını, felsefesini iyi yakalayın anlamındadır. Şimdi arkadaşlar burada hemen bir şey hatırlatayım size. Birazdan onun başlığını atacağım ama yakın yeni çağ Avrupa'sının en önemli olaylarından ya da yeni çağ tarihinin en önemli olaylarının bir tanesi de coğrafi keşiflerdir. Coğrafi keşiflerle İpek ve Baharat yolu önemini kaybeder. Yani Akdeniz ticareti önemini kaybeder. Ticaret Atlas Okyanusu'na kayar. Atlas Okyanusu limanları önem kazanır. Yani Osmanlı fakirleşir. Avrupa zenginleşir. Böyle düşünün coğrafi keşiflerde. İkinci dersimizde gördüğümüzde göreceksiniz onu. Şimdi bu durum karşısında, o coğrafi keşiflerin bize vermiş olduğu zararlar karşısında 2. Selim ve 3. Murat bazı tedbirler almıştır. Biz buna kanal projeleri diyoruz. Arkadaşlar kanal projelerinden aslında bu kanal projelerinin hepsinde Sokullu Mehmet Paşa vardır. Tamam mı arkadaşlar? Yani fikir babası Sokullu Mehmet Paşa'dır. Fakat şu ikisi Süveyş ve Don Volga 2. Selim döneminde hayata geçirilmeye çalışılmış. İzmit Sapanca ise 3. Murat döneminde hayata geçirilmeye çalışılmış. Ama proje babası kim? Fikir babası Sokullu Mehmet Paşa'dır. Hocam nedir bu? Ben bundan bahsedeyim. Bakın şimdi arkadaşlar şöyle çiziyorum, tamam mı? Şöyle düşünün. Bu haritamı artık hepiniz biliyorsunuz. Çok güzel. Şöyle düşünelim arkadaşlar, artık Hindistan mallar böyle geliyor Avrupa'ya, tamam mı? Yani ticaret yolları okyanuslara kaymış. Burası Akdeniz, burası Atlas Okyanusu olsun. Ve İspanya, Portekiz ciddi anlamda zenginleşmiş. Burası da Osmanlı, Osmanlı da fakirleşmiş. Coğrafi, yani gümrük gelirleri azalmış, böyle kodlayın kafanızdan. Şimdi Osmanlı Devleti önemini kaybeden İpek ve baharat yolunu eski canlılığını kazandırmak istiyor. Bunun için ortaya attığı iki tane proje var. Bunlardan bir tanesi şu. Dikkat edin arkadaşlar. Burası Hazar Denizi. Bunlardan bir tanesi Don Volga kanal projesi. Diğeri ise Süveyş kanalı projesi. Tamam mıdır? Şimdi ben ilk önce size Süveyş kanalı projesini anlatayım. Şöyle düşünün. Burası Hindistan olsun. Yakın çekim yap etrafa. Şimdi arkadaşlar geliyor gemiler. Mallar buradan geliyor. Kızıldeniz'den geçiyor. Şurada işte ne bu? Süveyş limanında demirliyor. Buradan Arap kervanlarıyla Dimyat'a getiriliyor. Buradan Avrupa'ya gidiyor. Doğal olarak şu karayolu malın fiyatını ikiye katlıyor. Üçe katlıyor, dörde katlıyor. Avrupa'ya da pahalıya gittiği için mallar buradan dolanıyor. Sokullu diyor ki biz şuradan diyor bir kanal açar Dimyat limanını Süveyş'e bağlarsak o zaman Hindistan'dan gelen mallar buradan gemiler buradan direkt geçer Avrupa'ya gider 5 liraya gelecek mal Avrupa'ya 2 liraya gider biz de buradan gümrük alırız diyor. O zaman Süveyş kanalı projesinin amacı arkadaşlar Akdeniz'le Kızıldeniz'i birleştirerek Akdeniz ticaretine yani şuradaki ticarete yani baharat yoluna eski canlılığını kazandırmaktır. Anladınız mı birincisini? Güzel. Ayrıca şuralarda Osmanlı donanması olacağı için
buralarda çıkacak isyanlardan o donanmadan yararlanmaktır. Yani buraları hakimiyet altına almaktır. Proje olmaktan öteye gitmemiştir. Birincisi bu. Tamam mı arkadaşlar? Geçiyorum ikincisine. Don Volga, ha bugün açık mı Süveyş? Açık. 1869'da Mısır Hidivli, Osmanlı'ya bağlı Mısır Hidivli Fransız mühendisleri burayı açtırdı. Geliyorum şimdi ikincisine. Don Volga. Arkadaşlar Don Nehri ve Volga Nehri. Şuradan bir kanal açalım diyorlar. Ve şuradaki Osmanlı donanmasını o kanaldan geçirip Hazar Denizi'ne indirelim diyorlar. Peki şu kanaldan Osmanlı donanması geçip Hazar Denizi'ne inerse, birinciye dikkat edin, o zaman Çin ipeği deniz yoluyla Karadeniz üzerinden Avrupa'ya daha kolay taşınır. Bunun sebebi, birinci sebebi ne o zaman? Karadeniz. Karadeniz ticaretini canlandırmak. Bu Akdeniz ticaretiydi. İkincisi şu, arkadaşlar burada İran devleti var. İran devleti ile benim aramda Şii ve sınır problemleri var. Hala devam ediyor. İran savaşlarında donanmadan yararlanmak. Donanmadan yararlanmak. İkincisi bu. Buraya donanmayı indirip İran savaşlarında bu donanmadan yararlanmak istiyoruz. Üçüncüsü şu arkadaşlar. Dikkat edin üçüncü bilgiye. Şurada Rusya var. Tamam mı? Rusya'nın da böyle güneye inme gibi bir politikası var. O zaman ben şuraya donanmayı getirir, burada Osmanlı kuvvetleri olursa Rusya'ya karşı bir güç unsuru oluştururum. Diğer bir ifadeyle şunu söyleyebilirim. Rusya'nın güneye inmesini engellemek, tamam mı? Üçüncüsü bu. Dördüncüsü de şu. Arkadaşlar şu topraklar Kafkaslardır ve Türk yurdudur. Ben böyle bir kanalı açarsam o zaman Türklerle kültürel birliği sağlamış olurum. Orta Asya ve Kafkas Türkleriyle bütünleşmek, tamam mıdır? Bütünleşmek. İster bunu siyasi bütünleşmek olarak değerlendirin, isterseniz bunu kültürel bütünleşmek olarak değerlendirin, hiç fark etmez. O zaman Osmanlı'nın Don Volga Kanal projesindeki amacı İran savaşlarından yararlanmak, Karadeniz ticaretini canlılık, İpek yolu ticaretine canlılık sağlamak, Rusya'nın güne inmesini engellemek ve Kafkas ortasındaki Türklerle birlikteliği oluşturmak. Turancılık gibi düşünebiliriz bunu. Henüz böyle bir şey yok ama. Şimdi bu da proje olmaktan öteye gitmedi. Biraz başladı, proje başladı. Üçte bir oranında devam etti ama Kırım Hanı'nın böyle biraz nazlı tutumu, Rusya'nın o bölgedeki baskıcı politikaları projenin uygulanmasını engelledi. Üçüncü projemiz arkadaşlar İzmit-Sapanca Gölü projesidir. Bu da çok basit. Bakın şimdi şöyle düşünün. Arkadaşlar şurası İzmit Körfezi. Şurası da yakın çekim yapabiliyor musun etrafa? Şurası İzmit Körfezi. Burası da Sapanca Gölü. Kırmızı kalemle birleştireyim hemen. Tabii şurası İzmit Körfezi arkadaşlar. Şurası da Sapanca Gölü. İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü bir kanalla birleştirmek istiyor Osmanlı. Bu 3. Murat döneminin projesi. Peki bu kanalla birleşirse ne olur? Bolu bölgesindeki Köroğlu Dağları, Bolu bölgesindeki orman, ağaçlar, kereste Marmara'ya taşınır. Buradan Akdeniz'e ve Karadeniz'e iner. Hem dünyaya satılabilir bu kereste. Hem de Osmanlı dikkat edin cümleme. O keresteden tersanelerde donanma yapımında yararlanabilir. Asıl amaç Bolu'daki keresteleri donanma konusunda kullanabilmektir. Onu deniz yoluyla, su yoluyla İstanbul'a, Karadeniz'e ve Akdeniz'e taşımaktır. Bu da proje olmaktan öteye gitmedi. O zaman 3 tane proje, Süveyş Kanalı, Don Volga ve İzmit Sapanca projeleri, Osmanlı padişahlarının 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde ortaya atıldı. Fikir babaları Sokulu Mehmet Paşa oldu. Genellikle Süveyş ve Don Volga coğrafi keşiflere karşı bir tedbir olarak gerçekleştirilmek istendi. Ama uygulanamadı ya da hayata geçirilemedi. Ya da işte bir müddet bir kısmı yapıldı ama tamamlanamadı gibi cümleler kurabiliriz bununla ilgili. Bunu unutmuyoruz, tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Yani yeni çağ Avrupa'sına başlayalım. Hadi bakalım.